Efendim bugün Kayseri'nin en uç noktasındayız. Biraz rüzgarlı, hafif karlı ve muhteşem manzaralı. Tarihi bakımdan da, kültürel bakımdan da Kayseri'nin en önemli motiflerinden bir tanesi olan Sarız ilçesindeyiz ve Gezici Radar Sarız'da sizler için başlıyor. Mega Metal Gezici Radar programını sunar. Efendim bugün Kayseri'nin en uzak ilçesi Sarız'dan sesleneceğiz sizlere. Yanımızda öğretim üyesi Zahide Hoca var ve Zahide Hoca ile birlikte Sarız'dayız. Gezici Radar Sarız'ı gezecek. Sarız'ın kilim motiflerini, geleneksel el sanatlarını, Sarız'ın kültürünü, tarihini, görülmesi gereken yerlerini ve tabii ki en güzel noktalarını ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Hocam çok kısa şöyle biraz isterseniz özet geçelim. Buradaki motifler gerçekten Türkiye ve Anadolu coğrafyası için oldukça önemli. Neler söyleriz? Evet, Sarız yöresi düz dokuma yöresidir. Düz dokumalardan kastımız kilim, cicim, zili, sumak. Tabii bunun yanında kolon dokumalar da var. Tezgah tipiyle, motifleriyle geleneksel bir yöre. Umarım bugün verimli bir gezi olur ve güzel şeylerle karşılaşırız. Evet. Şimdi Sarız tabii ki tarih bakımından da oldukça önemli. Bugünün değil, dünün değil, dünden de eskiyi bugün aslında anlatacağız değil mi hocam? Doğru. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağız Salih Bey. Evet. Efendim şu anda Sarız Kadın Kooperatiflerindeyiz ve kilimler dokunuyor. Maharetli ellerden çıkıyor. Şimdi biz de o kilimin yolculuğuna Zahide Hoca ile birlikte ortak olacağız. Kendisinde alanı bu zaten. Yani motifleri, Türk motiflerini, geleneksel el motiflerini, halk kültüründe aklımıza gelen ne varsa aşağı yukarı birçok noktada çalışmış bir isim. Hocam nasıl başlar bu yolculuk? Başlayalım. Şu an Sarız yöresindeyiz. Evet. Sarız Kayseri'nin en uzak ve rakım olarak en yüksek ilçesi ve düz dokumaları çok önemli. Evet. Çok zengin dokuma yöresi. Düz dokuma derken ne anlayacağız? Düz dokumalar halıdan başkadır. Başka teknikte kilim, cicim, zili, sumak tekniklerinden oluşur. Sarız yöresinde bu anlamda kilim dokumalar, cicim dokumalar, zili, sumak dokumalara çok karşılaşıyoruz. Eski geleneksel dokumalar bu yönde bu tekniklerle dokunmuş. Yörede cicim dokumasına çalma deniliyor. Çalma tekniği ismi veriliyor. Bu dokumalar tek tek de olabilir. Mesela sadece kilim, sadece cicim ya da çalma, sadece sumak, sadece zili tekniğinde de dokunabilir. Ya da karışık da dokunabilir. Biraz sonra arkadaşlarımız dokuyorlar, göstereceğiz zaten teknikleri. Yani yörenin önemi kilim, cicim, zili, sumak dokuma yöresi olmasından çok önemli, öne çıkıyor. Evet. Ama işte, şimdi geleneksel dokumalarda bu tekniklerin çok güzel örnekleri yapılmış. İnsanlar hayatlarını bu dokumaları, günlük hayatlarını bu dokumaları kullanmışlar. Birçok ihtiyaçlarını bu dokumalardan karşılamışlar. Sarız yöresinde iki tip tezgah karşımıza çıkıyor. Geleneksel tezgah tipleri sarma tip tezgah. Birazdan göstereceğiz. Evet. Daha sonra germe tip tezgaha geçmişler. Çok şanslıyız. Şu an bu atölyemizde her iki tezgahın tipini de görmek mümkün olacak. İkisi de var. Yünleri kırkı makasıyla kırkımı yapıldıktan sonra kıl tarağından geçirilir, yaydan atılır ve daha sonra bu yünler kirvanla, iğle, çıkrıkla iplik haline getirilir. Evet. Büküm verilip iplik haline getirilir. Daha sonra çile boyama yapılır. Boyandıktan sonra da bu iplerin şu çileler bu şekilde gülcan ya da tekçe dediğimiz bu aleti de gösterelim. Kendi ekseni etrafına döner. Çileler böyle geçirilir. Buradan yumak yaparsınız. Yumak yapmaya mı yarıyor? Evet, bu tekçe ya da gülcan denilen alet çile halindeki ipleri yumak yapmaya yarıyor. Sarız yöresinin iki tür tezgah tipi var demiştik. Evet. Sarma tip tezgah ve germe tip tezgah. Bu germe tip tezgah ve dokuma yapmamız için bizim önce çözgü iplerini tezgahın üzerine çözmemiz lazım. İsmim Fatma Alkaş. Kooperatifi 9 bayanla kurmuş bulunuyoruz. Kooperatifin başkanlığını yapıyorum. Sayın Valimize sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Eskiye ait bu geleneği tekrar canlandırmamıza vesile olduğu için. Şimdi evet, bu eski bir... Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli evet. Bir proje. Şimdi bu eskiye ait bir halı tezgahımız. Biz bunlara kilim çözüyoruz. Efendim bir diğer tarafa geçtiğimizde ise işte görüyorsunuz maharetli eller burada kilimleri dokuyorlar. Hocam evet, neler söylüyorsunuz? Sarma tip tezgah. Tezgahımız farklı. Az önceki tezgahımız germe tip tezgahta bahsetmiştik. Burada dokunan kısım alt demete sarılmış. Çözgü ipleri üst demete sarılmış. Dokumanın ebatı bu tezgahta daha büyük olur. Bunu zaten belirtmiştik. Şimdi burada güzel olan şu. 3 tane kadınımız aynı tezgahta dokuma yapabiliyor. Evet. Mesela 4 kişi olabilir. Fatma Hanım da yeri burasıydı herhalde. 4 kişi de olabilir. Daha evet.
önemli olan dokumanın, tezgahın hem ön yüzünde hem arka yüzünde kadınlarımız aynı anda dokuma yapabiliyorlar. Türk düğümü denilen düğümle saçaklar bağlanmış. Karakteristiktir. Yani bizim Anadolu'daki saçaklar örülür. Evet. Geleneksel dokumalarda bu da saçaklar yine örülmüş. Sonrasında baktığımızda gelen kısmında yine göz motifleri görüyoruz. Solucan motifleri görüyoruz. Evet. Şöyle geçtiğimiz zaman kurt ağzı motiflerini görüyoruz. Yepyeni ilikli kilim tekniğiyle dokunmuş. Başak motiflerini görüyoruz. Şuradaki evet. Boşluklarda ilikli olduğunu anlıyoruz. Evet, evet, harikasınız. İlik motifleri. Şunlar yine buğday başağı. Zaten başaklı kilim inşallah coğrafi işaret alacaklar. Şunlar başak motiflerinden dolayı başaklı kilim ismine verilmiş yörede. Evet. Şunlar pıtrak motifi. İç içe pıtraklar. Üç tane yine çoğalmış pıtraklar hocam. Bereket ve bolluk demek. Üç tane göbek var. Üç tane göbekte de pıtrak motifi kullanılmış. İç Anadolu bölgesinde kullanılan seleser motifi Evet. Çok önemlidir. Kilimler de çok kullanılır. Seleser motifi dediğimiz karşılıklı iki tane eli belinde motifi karşılıklı konur. Buna seleser denir. Bu Sarız yöresinde de bu seleser motifini görüyoruz. Çok da güzel dokunmuş. Seleser motifinin etrafına da kontürler geçilmiş. Evet, kontürler yapılmış. Seleser motifinin ortasına da kurt izi motifi yerleştirilmiş. Efendim Sarız'da gezintimiz devam ediyor ve Ömer Bey var yanımızda. Hemen arkamızda da bir değirmen var, bir su değirmeni var. Tarihi bir noktadayız aslında. Gerçekten belki de 100 yıldır, 150 yıldır kullanılan bir 200 yılmış. Ben 100-150 dedim. Abartmamak için 100-150 demiştim ama mübalağa yapmakta hiç şey yok. 200 yıllıkmış zaten. Ben az söylemişim. Evet. Değirmeni gençleştirdim biraz. Neler söyleriz abi değirmen hakkında? Vallahi eskiden gelmiş bir tarihi bir değirmenimiz işte. Aslında son demlerini yaşıyor. Bizden sonra da çalışır mı çalışmaz mı orası bir muamma da. Nasıl çalışıyor? Şu anda suyumuz kapalı, su bendi var yukarıda. Suyu tutuyoruz mevsimi geldiğinde. Su yukarıda geniş honi biçiminde ambarı var. Suyu tutma ambarı var. Onun ambarının ucunu taraltıyoruz. Aşağıda da yataya bağlı bir çark var. Şu alt taşın ortasında bir mil çıkıyor yukarıya doğru. Şey, çark ona bağlı. Dönüyor. Çarka su vuruyor. O mili döndürüyor. Milin ucunda da şöyle bir 40-50 santim bir palta deriz bir Evet. Yine metalden. O da üst taşın oyuğu var. Şu taşta görüldüğü gibi oyuklar var. O oyuklara metal parça geçiyor. Çark dönüyor. Ondan sonra da taş dönüyor. Taş dönüyor ve buğday un oluyor. Sepete konuyor. Sepetten aşağı dökülmesi için şakıldak diyoruz. Küçük bir tahta parçası var. Onu da göstereyim size. Evet. Şu anda dediğim malzeme bu. Şakıldak diyoruz. Onu buraya şuraya koyduğumuzda taş döndüğünde bu titreşim yapıyor. Titreşim sonucu şöyle şöyle sallana sallana taşın boğazına dökülüyor. O da aşağıda bu taşın dönmesiyle un oluşuyor. Yine aynı bu bir alt taşımız var, bir üst taşımız var. Alt taşımız sabit, üst taş dönüyor. İkisi döne döne eziyor ve un çıkartıyor. Evet. Efendim aslında bir değirmen deyip geçmemek lazım. Tam 200 yıllık bizlerden, babalarımızdan, dedelerimizden bile büyük belki de onların dedesine. Yani bu değirmen bir imparatorluk, bir cumhuriyet görmüş. Hala da varlığını sürdürmeye devam ediyor. 200 yıllık Türkiye Cumhuriyeti şu anda çok şükür 100 yaşında. Bu değirmen 2 tane Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşı kadar yıl görmüş. Böylesine bir tarih şu anda Sarız'da, Elmalı'da gerçekten örneğine çok az rastlanacak cinsten ve bu bir kültür. Buna sahip çıkmak, korumak, kollamak ve gelecek kuşaklara da aktarmak gerekiyor. Bu noktada Ömer Bey hassasiyetinden dolayı da kutlamak lazım ki atalarından, dedelerinden miras kalan bu muhteşem değirmeni günümüze kadar taşıyabilmiş. Efendim şu anda Sarız Halk Eğitim Merkezi'ndeyiz ve işte önümüzde bir dokuma tezgahı var. Yanımızda Halk Eğitim Müdürümüz Selahattin Bey var ve Zahide Hoca ile birlikteyiz. Zahide Hoca'nın elinde bir kıl tarağı, yine Selahattin Müdür'ün elinde de iki farklı dokuma aleti var. Hızlı bir şekilde şimdi size bunları anlatacağız. Sarız yöresinde koyunlar, keçiler kırkımı yapıldıktan sonra, kırkım makasıyla kırkımı yapıldıktan sonra yün ya da kıl tarağı dediğimiz bu aletten geçirilir. Yani yünler şuradan çekilerek lif lif ayrılıp içindeki pisliklerden arındırılır.
Temizleniyor. Temizlenir. Arındırılmış olan yünler ise bu kirmen denilen aletle, bu avadanlıkla ip haline getirilir, çevrilerek, ucundan bağlanarak ve çevrilerek ip haline getirilir. İp haline gelen ipleri kalınlaştırmada da iyi denilen bu aletle bu avadanlık kullanılır. Böyle sarıyor muyuz hocam? Bunu şu şekilde göstereyim. Genelde ben annelerimizden, ninelerimizden gördüğüm kadarıyla bağlanıp bu dizi üzerinden çevrildiğini biliyorum. Evet. Bu şekilde iki ip birleştirilerek kalınlaştırılır. Bir de gösterelim. Atalarımız çok zevkli. Evet. Hem işlevsel hem görsel. Bakın. Hakikaten çok yani güzel motifler. 50 yıllık bir... Efendim sizler de dokumacılığa ait ve tabii ki sarız kültürünün, Türk kültürünün önemli ögelerini görmek istiyorsanız ve burada tabii ki bu dokuma tezgahı olsun, Selahattin Bey olsun tanışmak istiyorsanız yeriniz Sarız Halk Eğitim Merkezi olmalı. Efendim Sarız'dayız ve gerçekten eşine benzerine çok az rastlanır bir kilim şu anda görüntülüyoruz. El dokuması Mercan teyze dokumuş, tam 70 yaşında ve neredeyse 20 yıllık bu kilim. Üzerine baktığımız zaman yaşasın Mustafa Kemal Atatürk yazısını görüyoruz. Kısaltmış burada ve burada da Cumhuriyetimizin banisi, kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini halıya resmetmiş. Hemen alt tarafına baktığımızda Mustafa Kemal'in doğum ve ölüm tarihleri yazıyor ve altında da bağımsız Türkiye motifini işlemiş. Eline yüreğine sağlık. Neler söylersin? Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Başka bir şey diyemem. Mercan Hanım Atatürk'ü dokumuş ama tabii Atatürk'ün etrafında da Sarız Yöresi'nin geleneksel motiflerine yer vermiş. En kenarda eli belinde motifi var. Sonra buradaki bordürde biz buna kartuş diyoruz. Kartuşların içerisine kelebek motiflerini koymuş. Sonra yine ikinci sedefte ise solucan motiflerine yer vermiş, koç boynuz motifine yer vermiş. Güzel. Hem geleneksel motifler hem de tabii ki sevgili atamız çok güzel bir dokum olmuş. Müthiş değil mi hocam? Herhalde paha biçilemez şu anda bu. Kesinlikle, kelime. Kesinlikle. Efendim Sarız yöresinin tabii ki dokumaları olmazsa olmaz ve sadece yerlerde, sadece yastıklarda, sadece halılarda, kilimlerde değil, duvarlarda da bu dokumaların birbirinden farklı motifleri ve özellikleri kullanılıyor. Bu güzel duvarları süslüyorlar ve işte bu dokumaların sahibi Selman Bey var yanımızda. Neler söylersiniz? Gerçekten bu güzel bir gelenek ve güzel bir kültür. Nesilden nesile de aktarılmaya devam ediyor. Şimdi bu nesilden nesile gelen bir kültürdür. Yaşlarımızın el dokumasıdır bu. Hep elle örerler bunu, dokurlar. Böyle motif motif işlerler bunu. Ve daha sonra da bunu işte o gördüğünüz gibi mekanlarda süsleriz. Duvar süsleri iki şekilde yapılıyor. Ya beş şişle örülerek yapılıyor ya da tezgahta dokuma olarak yapılıyor. Bu örülmüş mü yapılmış mı? Bu beş şişle örülmüş. Buradakilerin hepsi beş şişle örülmüş örgüler. Genelde böyle uzun şeritler halinde örülüyor ya da dokunuyor. Ve sonra saçaklar eklenerek, Türkmen düğümüyle saçaklar eklenmiş. Püsküllerle, boncuklarla zenginleştirilmiş. Bu bizim için çok önemli olan motifleri, hem kilimdeki motifleri, çoraptaki motifleri duvar süslerinde görüyoruz. Mesela burada eli belinde motifinin bir şekli olan. Eli belinde motif. Eli belinde motifini görüyoruz. Mesela şuraya geçtiğimizde bu biraz daha farklı bir duvar süsü. Bunlar şerit halinde yapılan duvar süsleri. Bunlar birazcık daha parça parça yapılıp birbirine monte edilmiş duvar süsleri. Mesela burada az önce kilimlerde gördüğümüz eli belinde motifini görüyoruz, göz motifini görüyoruz, kilim motifleri, kelebek motifini görüyoruz. Yani kilim motifleri, çorap, mesela şurada el motifi çok bariz belli. Yani kilimlerdeki, çoraplardaki motifler duvar süslerine aktarılmış. Evet. Gelenek duvar süslerinde yaşatılıyor. Örgüyle olsun, dokumayla olsun, gelenek devam ediyor aslında. Evet, bu da bir başka duvar süsü. Ve şu ilginç olan şu, karşıdakiler özellikten yapılan, geleneksel olarak özellik bitkisinden yapılan duvar süsleri burada da yine özellik yerine boncuklarla yapılmış ama aynı özellikteki süslemeler boncukla yapılmış. Ama üzerindekiler yine örgüden bakın. Evet. Orada yukarı örgü, alt taraf boncuk. Koç boynuz motifleriyle de geleneksel motifler de orada yaşatılmış. Evet efendim bugün Kayseri'nin en güzel ilçelerinden bir tanesi, tarihi ve kültürü en eski ilçelerinden bir tanesi Sarız'daydık ve Sarız'ın motiflerini desen desen ilmek ilmek sizlere aktarmaya çalıştık. Yeri geldi Sarız'da dokuma tezgahına oturduk. Yeri geldi o dokumaların motiflerini anlatmaya çalıştık. Yeri geldi Sarız'a uzaktan baktık ve yeri geldi Sarız'da 200 yıllık su değirmenini sizler için görüntüledik. Bugünlük Sarız'dan aktaracaklarımız bu kadardı efendim. Bizler kısa bir fragman geçtik. Bu
kültürün ve tarihin esas mihenki, esas mihenk taşı Kayseri'nin en uç ilçesi olan Sarız'da sizleri bekliyor ve bir tarih burada unutulmamak adına, aydınlanmak adına gelip görmenizi ve bu kültürü nesilden nesile aktarmanız için sizleri Sarız'da bekliyor. Bizler de herkesi Sarız'a davet ediyoruz. Mega Metal Gezici Radar programını sundu.